Herkese günaydın. Bugün bayağı yoğunum. Bursa'yı gezeceğiz. Birkaç bir şey yapacağız ama arabayla gezmeyeceğiz. Arabayla şimdi ufak bir işim var, ona gidiyorum. Önce konu elektrik test sürüşü yapacağız. Onu izleyeceksiniz. Ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Belki bunu daha önce izlersiniz. Ondan sonra Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi'ne gideceğiz. Videonun ana konusu o aslında. Orada bayağı vakit geçireceğiz. Orayı daha detaylı göreceksiniz. Bakalım önce bir konu elektriğe teste çıkalım. Ondan sonra devam ederiz. Araba yine 60. Evet hocam. Şimdi inanlardan çıktım. Sağ olsunlar. Çok destek oluyorlar bu tarz işlerde. Güzel bir test sürüşü yaptık. Trafik vardı. Çok fazla deneyimleyemedik ama elektrikli otomobiller hakkında falan konuştuk. Maliyetlerden konuştuk. Alınır alınmaz konusunu konuştuk. Bu fiyata rakibi ne onu konuştuk. Sonra içten yanmalı dizel motorumuza bindik. Devam ediyoruz. Çevrecilik yeter hocam. Abi bu ne? Gözünü seveyim. Evet, arabayı bıraktım şimdi. Metro istasyonuna doğru gidiyorum. Gezeceğiz, dolaşacağız. Asıl ana konumuz olan yere doğru gidelim. Çok trafik vardı, ancak gidelim. Müze de onda açılıyormuş zaten. Şimdi gidelim. Ara ara şöyle güzel görüntüler alayım. Müzede görüşürüz. Burada müzenin Tofaş tarafından armağan edildiği yazıyor. İçeri doğru devam edelim. Girişten girdik ve sağa dönüyoruz. Burada Roma devrinden kalma araba kabartmaları, şurada tekerlekli görüyoruz. Mezar steliymiş bu. Bu yazıtlar Seyyoğlu Elnaf'ındır. Onun böyle anıt taşlar, otomobille ilgili resimler yer alıyorlar. Burası 3 Pınar Tümülüsü'ymüş. Altında mezar odası bulunan yığma toprak tepe mezarları deniyormuş. Güç ve ölümsüzlük simgesiymiş. Seçkin kişiler için yapılıyormuş. Burada da iskelet var zaten. Sarı dolar yemeyelim YouTube'da. Döndüğümüz zaman bu bir savaş arabası kopyasıymış. Demir ve ahşaptan imal edilmiş. M.Ö. 6. yüzyıl demiş. Şöyle. Gayet güzel. İçeri doğru devam edelim. Burada bir nalbant simgesi, yani simgelenmiş bir nalbantın mekanı ve yine bir savaş arabası kopyası buraya koyulmuş. Yine devam edelim. Burada bir semerci yer alıyor. Tabi o zamanlar araba, at arabası. Yine buradan fayton ve at arabası imalatı demişler. Böyle buraya güzel heykellerle falan süslemişler. İleri doğru devam ediyoruz. Burada Saraçay yer alıyormuş. Yine bu da arabayla ilgili birkaç üretim atölyesi diyebiliriz. Burada bir top arabası 19. yüzyılın sonlarında Ege bölgesinde demir ve ahşaptan imal edilmiştir diyor. Ve gördüğünüz gibi Anadolu arabalarının tarihçesini buraya koymuşlar. Ne kadar yük taşıyabildiklerini, isimlerini, manevra yeteneklerini ve diğer özelliklerini resmetmişler. İçeriye doğru devam ettiğimizde burada bir mermi arabası yer alıyor. Bunlar çoğunlukla savaşlarda falan kullanılmış. Burada bir kağnı, kağnı dediğimiz şey bu. Yozgat'ta bulunmuş mesela. Bu da çetenli kağnı. Şunlar çeten deniyor demek ki. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Çünkü bunda yok. Gördüğünüz gibi yük taşımak için. Burada yine bir kanı var. Bunlar hızlı geçeceğim. Buralar motorsuz taşıtlar. Öküz arabası var. Burada. Atlı kızak var burada mesela. Erzurum'da. Böyle ses vermişler. At sesi. İşte Konya çarklısı, at arabaları falan. Şöyle ileri doğru devam edelim. O tarafa çok... Yani o tarafta yine bu tarz arabalar var.
Süpürgeler de ahşap bu arada, bu da güzel. Panyo var. Artık arabalara doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Burada işte tekerlekler. Burada tekerlekler yer alıyor. Tekerleğin evrimi. Artık en son lastiğe gelene kadar evrimi yer alıyor. Sağa döndüğümüzde burada Fiat grubunun, FCA grubunun tarihçesi yer alıyor. Şöyle ekranda burada oturup izleyebiliyorsunuz. Yine bir yarım kasa Phaeton yer alıyor. Sağa doğru döndüğümüz, sola doğru döndüğümüz zaman bir Palio'nun yarım kasası yer alıyor burada. Fiat için önemli otomobillerden. Artık motorlu taşıtlara geliyoruz yavaş yavaş. İlk önce sağda ilk Murat 124'ü görüyoruz. 1971 model ve şasi numarası 1. İlk üretilen Murat 124 bu. Gördüğünüz gibi aynaları vesaire yok. 1971 model. 50 yaşında bir otomobil. Yanlış olmasın. Bunun bir reklamı vardı. 131'inde olabilir. Koltukları kanepe gibi. Çok güzel bir reklamdı. Burada da 131 yer alıyor. Bu da 1977 model. Bu da ilk Murat 131. Murat 124 Hacı Murat diye de bilinir. Bu 131. Bu ikisi farklı. Serçe'de bunlardan farklı bir otomobil, karışmasın. Bunun haricinde yanında bir Transformers'ımızı, Alvea'mız yer alıyor. Buraya dönelim. 131 Kartal'ımız var. 1983 model. Burada fabrikada üretilen 1 milyonuncu otomobil Tempra 94 modelmiş. Plakasına da şöyle 1 milyon yazmışlar. Tempra 2.0i'ymiş. Pirelli P4000 lastikleri bile duruyor üzerinde. Onun haricinde yaklaştığımızda algılayınca yanan farlar ve sinyallerle Tofaş'ın ürettiği birçok otomobil yer alıyor. Böyle iki sütun şeklinde. Şu an Alvea, Uno, Tempra, Doblo, Marea, Palio, Murat 124, Doğan ve Tempra yer alıyor. Biraz daha yana geçtiğinizde de Linea, Fiorino ve Doblo var. Burada bir yangın arabası var bu arada. Şöyle devam edelim. Burada son tipomuz var. Son üretilen tipo buymuş. Onun yanında yine son üretilen Uno'muz var. Bu renk çok güzel bu arada. Tertemiz duruyor burada. Bunlar muhtemelen sonradan geri toplanmış gibi. Biraz daha devam ettiğimizde burada bir rally otomobili daha var. Palio özel hazırlanmış. Yana döndüğümüzde Tofaş çalışanları tarafından imzalanan Fiat Fiorino var. 4 milyonuncu otomobilmiş bu. Bunlar dayandı bu arada. Güzel ya, bu çok hoşuma gitti. Burada 4 milyonuncu Fiorino var dediğimiz gibi. Yandaysa şu an güncel olarak Türkiye'de üretilen Fiat Egea yer alıyor. Yine buraya doğru ilerlediğimizde ise bizi görünce dönecek muhtemelen elektrikli Fiat Doblo'muz var. Doblo EV elektrik. Elektrikli olarak üretilen bir Doblo prototip. Gerçekleşmeyen bir prototip. Böyle hazırlanıp buraya koyulmuş. Aynalar da var ya, çok geniş bir yermiş gibi hissettiriyor. Böyle bir müze. Burada bu Fiat otomobilin rally aracının kazandığı ödülleri de buraya koymuşlar. Ekibinde videosunu koymuşlar. Bu güzel. Birkaç resim çekerim. Sonra dışarı çıkalım.